ECM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle dolar endeksinin yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmesiyle birlikte finansal varlıklarda çok sert hareketler kaydedildiğini gördük. Euro dolar başta olmak üzere sterlin dolar da dolar yende e, altında sert hatta gümüş fiyatlarında sert aşağı yönlü hareketler görüldü. E, dolar yende yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Yurt içinde dolar türk lirasına baktığımızda da yukarı yönlü hareketlerini toparlanarak sürdürdüğünü görmekteyiz. Dolar endeks hareketlerine baktığımızda özellikle Fibonacci Expansion seviyelerinden yola çıkarak 88-15'lere doğru potansiyel bir hareketin devam edebilme ihtimalini görebiliyoruz bir saatlik grafiklerde. Aynı seviyelere yakın aylık grafiği de incelediğimizde uzun bir süredir devam eden yükselen trendde kanalın üst noktasını 88.05'lerden geçtiğini görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle 88, 88, 10 gibi bölgelere doğru hareketler görülebilir. Endekse buradaki hareketlerden sonra acaba tepki hareketi gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi gibi soruların cevabını bulmuş olacağız. Bu yüzden de özellikle yarın ve cuma günü e, gerek Euro bölgesinden Başkan Draghi'nin açıklamaları gerekse ABD bölgesinden tarım dışı istihdam verisi bu bağlamda kritik bir önem taşımaktadır. Dolar endeksinin bundan sonraki süreçte yoluna yükselişlerle mi devam edecek yoksa yükseliş öncesinde ciddi bir tepki satışına mı maruz kalacak sorusunun cevabını da bu tür açıklamalardan ve konuşmalardan görebiliriz. Bu yüzden özellikle yarın ve cuma günü daha fazla dikkat etmek gerekiyor endekste. Eurodolar paritesine baktığımızda 1 saatlik grafikte özellikle 25 1.2535'in aşağı yönü kırılması mevcut uptrendinde e, bozulmasına neden oldu. Bu yüzden aşağı yönü baskılar devam edebilir Eurodolar paritesinde. 1.2540 ve üst nokta 1.2580 seviyesi önem arz ediyor. Bu bölgelerin altında aşağı yönü baskıların devam etme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. E, kısa vadeli yani daha kısa vadeli olarak inceleyecek olsak 1.25 80'den ziyade 1.25-40'ın önemli olduğunu ifade edebiliriz. E, sterlin dolar paritesine baktığımızda euro dolar paritesi gibi aşağı yönlü baskılarını net bir şekilde sürdürdüğünü görebiliyoruz. Burada 1.5950 direnci önem arz etmekte. Eğer 1.5950 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarına devam etmek isteyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 22 Temmuz 2014'ten beri devam eden düşen trendde e, trend göstergesi olarak ifade edebileceğimiz 27 günlük üstel hareketli ortalama 1.6085'in altında düzeltiyorum 1.6085'te hareketini sürdürmekte. Bunun anlamı 1.6085 altında günlük kapanışını sürdürdüğü müddetçe düşüş trendine devam ettirmek isteyeceğidir. Bu yüzden de özellikle 1.6085 bizim için en son kale diyebileceğimiz bir bölgedir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel anlamda 159 altında günün kalanında aşağı yönlü baskıların devam etme beklentisinin olduğunu ifade edebiliriz. Yurt e, dolar yen paritesine baktığımızda özellikle yukarı yönlü hareketlerin kendisine net bir şekilde hissettirdiğini görebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte nerelere kadar gidebilir? 120 seviyesine kadar potansiyel bir beklenti tabii ki söz konusu ama kısa vadeli hareketleri incelediğimizde 114 ve 113.70 gibi destek noktaları üzerinde yükseliş beklentisi devam etmekte. 114.60 ve 115'lere kadar potansiyel bir hareket oluşabilir. Yurt içine baktığımızda 2.18.85 ve 2.24.40 arasında bir band hareketi vardı hatırlarsanız. Özellikle bandın ...alt noktasından toparlanarak yukarı yönlü önemli çıkışlar kaydettiğini gördük. 2.21.50'de bu bandın kontrol noktası olarak ifade etmiştik. Hareketleri incelediğimizde... özellikle 2.20 seviyelerinden toparlanan bir görüntü var karşımızda. Bu yüzden de 2.20 üzerinde pozitif olduğumuzu düzeltiyorum. 2.22 seviyesi üzerinde pozitif olduğumuzu ifade edebiliriz. Eğer 2.22 üzerinde kalmayı sürdürürse... Yukarı yönlü hareketlerini 2.25-20'lere kadar devam ettirebilir. Şu anki hareketin devamı geldiğinde özellikle kırılmış kırılan kanalın alt bölgesi olan 2.25-20'ye doğru yeni bir atak başlatabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani 2.22 üzerinde pozitif seyirin sürmesi beklentimiz dahilindedir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ham petrol fiyatlarına bakacak olsak aşağı yönlü baskılarını devam ettiğini görebiliyoruz. Gün içerisinde 77.44 lira kadar yükselse de satıcılı seyirin devam ettiğini görebiliyoruz. 78.60 60 bariyeri günün kalanında dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge. Daha önceki bölgelerden aşağı yönlü dönüşlerden sonra 78-60 önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağı yönlü baskıların devam ettiği ham petrolle 78.60'ın altında 75.90 ve 75'ler hedeflenebilir. Kıymetli madenlere geçecek olursak özellikle aşağı yönlü baskıların devam ettiğini görebiliyoruz. Formasyon ihtimalinde yani hareketlere baktığımızda sanki bir formasyon oluşumuymuş gibi bir görüntü söz konusu. Temel makroekonomik anlamda da çok önemli gelişmeler söz konusu. E, ABD borsalarının yukarı yönlü çıkışı, dolar endeksinin pozitif ilerleyişi, ABD 10 yıllıkların e, yukarı yönlü çıkışına devam etmesi. Fiziki taleplerde ciddi düşüşlerin olması. SPDR'da bu tarz açıklamaların yani rekor düzeyde düşük rakamların oluştuğunu görebiliyoruz. Bu tarz e, açıklamalar ve beklentiler zaten halihazırda düşüş trendinde olan e, kıymetli madenler madenlerin aşağı yönlü baskısının sürdürmesine katkı sağlıyor. Bu yüzden de altın ve gümüş fiyatlarının aşağı yönlü baskılar sürmekte. 1150-1155 bölgesi önemliydi ama bugün bu seviyenin de altına düştüğünü görebiliyoruz. Bu yüzden aşağı yönlü baskılar daha etkili diyebiliriz. Genel anlamda 1161'in altına negatif olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer 1161'in altına kalmayı sürdürürse 1140 1130 hatta hedef belirttik noktamız 1120'lere kadar potansiyel bir hareket görebiliriz. Bu yüzden de olası yükselişler satış fırsatıdır diyebiliriz. Gümüş fiyatlarına değinecek olursak özellikle aşağı yönlü baskılarını tüm süratle devam ettiğini görebiliyoruz. Altındaki düşüşlerin gümüşte de devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten aşağı yönlü bir trend söz konusuydu. Dikkat ettiyseniz 16 seviyelerinden başlayan bir düşüş hareketini de görmüş olduk. Genel anlamda baktığımızda 15.70 bölgesi önemli. 15.70'in altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılarını devam etmek isteyebilir. Özellikle 15.70'in altındaki hareketler 14.90 ve 14.60'a kadar yeni bir hareketi de e, sürükleyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk Lirası, dolayen yani, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirme ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.